Mesnevi Habbe 68. İ'lem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'a ma'lum ve ma'ruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur olur. Taklidi bir sema ilahir. Nasıl anlayalım? İnsan ilahi sıfatların ancak varlıklarını bilebilir, mahiyetlerini bilemez. Allah ancak mevcudu meçhul olarak bilinebilir. Yani onun varlığında asla şüphe yoktur. Fakat onun hem zatının hem de sıfatlarının mahiyetini akıl idrak edemez. Allah'a böylece iman eden bir insan onu tanıma yoluna girmiş demektir. Artık o kişi de marufiyet şuaları, yani Allah'ı tanımanın ışıkları, ışınları, parıltıları bir derece kendini gösterir. Akıl mahluk olduğu gibi onun bilgi sahasına giren her şey de mahluktur. Öyleyse sınırlı olan akıl sonsuz ve mutlak olanı anlayamayacağını idrak ettiği anda Allah'ı bilme yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Bu gerçeği anlamamız için en güzel örnek kendi ruhumuzdur. İnsan ruhu mahiyetiyle bilinmez ancak faaliyetleriyle anlaşılır. Ruhu böylece tanıyan bir insan onu tanımaya başlamış demektir. Böyle yapmayıp ruhun mahiyeti hakkında konuşan, uzunluğu şu kadar, eni bu kadar, bedenin şurasında oturur, rengi şöyledir diyen kişi ruhu bilmediğini ortaya koymuş olur. Bu yanlış düşünceler onu ruhu tanımaktan iyice uzaklaştırır. Ruhun mahiyeti bilinmez. O beden ülkesini sevk ve idare eden ilahi bir kanundur. Toprağı görüp yer çekimini göremediğimiz gibi bedeni görür fakat ruhu seyredemeyiz. Ruh ne hanesi olan bedene benzer ne de o haneyi kuşatan kainata. Ruh bedende misafir olan apayrı bir mahiyettir. Ruh hakkında insana çok az bilgi verilmiştir. İnsan bu bilgiyle ruhunu bilinmez olarak bilir, anlaşılmaz olarak anlar. Ruhunu mahiyeti meçhul bir varlık olarak bilen insan gerçeği bulmuştur. Aksi halde gerçek dışı bir yola girmiş demektir. Allah'ın zatını bildiğimiz herhangi bir şeye benzetecek olursak işte o Allah değildir. Zira Allah'ı herhangi bir varlığa benzetmiş oluruz. Yaratılan ile yaratıcı arasında ise benzerlik yoktur. Böyle bir benzetme ise Allah bilgisinden, marifetullah'tan uzaklaştırır. Mesela bilgisayarın bir an şuuru olsaydı ustasını ya kendine ya da bildiği bir şeye benzetecekti. Mesela bilgisayarın bir an şuuru olsaydı ustasını ya kendine ya da bildiği bir şeye benzetecekti. O usta hiçbirine benzememektedir. Bu benzetme bütün ustayı anlaşılmaz kılar. Ancak meçhul bir mevcut olarak bakacak olursak marifet şuaları gelmeye başlar. Hazreti Ebu Bekir'in, Sıddık-ı Ekber'in ifadesiyle radıyallahu anh ben Allah hakkında bir şey öğrendim, o da bir şey bilmememdir. Cenab-ı Hakk'a ma'lum ve ma'ruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur olur. Hakikati mutlaka mukayyet enzar ile ihata edilmez. Hakikati mutlaka mukayyet enzar ile ihata edilmez cümlesiyle verdiği büyük ders, Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği büyük ders, bu gibi yanlışlara kapılmamak için en büyük bir irşat kapısıdır. Yani insanın sınırlı olan dar aklı mutlak ve sonsuz hakikatleri ihata edemez. Her yönüyle tam olarak bilemez. Bu hakikatlerin başında Allah'ın kutsi mahiyeti ve sonsuz sıfatları gelir. Gözün her gördüğü mahluk olduğu gibi aklında her anladığı mahluktur. O halde bir insan Cenab-ı Hakk'a ma'lum ve ma'ruf ünvanıyla bakacak olursa Allah'ın zatı ve sıfatlarının mahiyeti hakkında bildiğini sandığı şeyler bütünüyle yanlıştır, batıldır, hurafedir. Yanlıştır, batıldır, hurafedir. Dolayısıyla da hatalı böyle bir bakış ile Allah bilinmemiş, meçhul kalmış olur. İnsanın bilgileri ya düşünme yoluyla kendi aklının meyveleridir yahut çevresinde gördüğü ve işittiği şeylere dayanır. Allah'ın zatı tefekkür edilmez. Başkalarından duyulan, örfe dayanan yanlış bilgiler de insana hak bir inanç kazandırmaz. Allah hakkında tek doğru bilgi kendi kelamından ve elçileri olan peygamberlerden alınabilir. Bu hak bilgiye ve doğru inanca göre akıl Allah'ın varlığını bilebilir, birliğine ulaşabilir ama zatının mahiyetini bilemez. Onun sonsuz olan sıfatları da sınırlı akla sığmazlar. Cenab-ı Hakk'a ma'lum ve ma'lum ünvanıyla bakan kişinin zihninde teşekkül eden farazi ilah akıl mahsulüdür. Bu vehmi ilah
ne vacip bir vücuda sahiptir ne de sonsuz ve mutlak sıfatlara. Bu kişi zat-ı akdesi kendi zihninde öyle bir mülahaza etmiştir ve bu mülahaza eksik ve batıldır. Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa ma'rufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. Bu hakikatin anlaşılmasında Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa ma'rufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. Bu hakikatin anlaşılmasında bize en büyük yardımcı kendi ruhumuzdur. İnsan ruh hakkında ne söylerse, büyük dese, küçük dese, mavi dese, yeşil dese hep hata eder. Ruh vardır ama mahiyeti bilinmez. Varlığı şüphesiz ama mahiyeti bilinmez. Ma'rifiyet şuaları, yani Allah'ı hak bir inançla tanımanın ışıkları, nurları aklında, kalbinde bir derece parlar. Onun iç alemini ve inanç dünyasını aydınlatır. Zatının mahiyetiyle bilmekten aciz olduğu o mevcudu meçhulün sonsuz sıfatlarını bilmekten de aciz olduğunu itiraf eder. Böylece bu sonsuzları ona isnat etmesi kolay olur ve kainatta tecelli eden sıfatı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o ünvandan tülü etmesi ağır gelmez. Allah'a marifet ve onu bilmek iki türlüdür. Birisi Allah'ın isim ve sıfatlarının kainat ve mevcudat üstündeki tecellilerini okuyarak marifet kazanmaktır. İslam bu tarz mahiyeti emrediyor. İnsan bu marifet yönünde ne kadar derinleşip terakki ederse o kadar iyidir. Bu tarz marifetinde insanlar arasında derece ve makamı nihayetsizdir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin gibi çok derece ve mertebeleri vardır. İnsan Allah'ın her bir isminin tecellisini kainat aynasında okursa marifeti de o oranda ziyadeleşir. Her bir isim ve sıfat Allah'ı farklı açıdan insana tanıtır. Bu yüzden bütün isimlerin penceresiyle Allah'a marifet kazanamayan birisinin marifeti nakıs ve eksiktir. Allah'ı tanımaya çalışmanın diğer türü ise zat-ı akdesi muhakeme ve duygular vasıtasıyla idrak etmeye çalışmaktır. İslam bunu yasaklamıştır. Zira insanın muhakeme ve duyguları Allah'ın zat-ı akdesini anmakla aciz ve çaresizdir. İnsan ne kadar kendini zorlasa da Allah'ın zat-ı akdesini idrak edemez. Zira insan fani ve cüz'i duygular ile donatılmıştır. Halbuki Allah'ın zat-ı akdesi ezeli ve ebedidir. Cüz'i ve kayıtlı duygular ile sonsuz ve sınırsız bir varlığı idrak edip anlamak mümkün değildir. Bu yüzden insanın aklında ve muhakemesinde Allah'ın zat-ı akdesi hakkında ne varsa Allah o değildir. Hükmü önemli bir hükümdür. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. İnsan zihni kayıtlı ve mukayyettir. Düşünürken ve tefekkür ederken bu kayıtlar altında hareket eder. Kendisini bu kayıtlardan kurtarıp tecerrüt edemez. Bu durumda insan zihnini çelik zırhlarla çevreleyen üç temel zırh ortaya çıkar. Birinci zırh, insanın nefis merkezli hususi alemidir ki insanın düşünüşünde en kayıtlayıcı faktördür. İnsan her şeyi nefsine kıyaslayarak düşünür. Nefis ise kesif ve maddenin en aşağı derecesidir. Bundan dolayı insan zihnini kendini hapseder. İnsanların ekserisi bu kayıdın içinde hapistir. İkinci zırh, insanın etrafını çevreleyen hemcinsleridir. Yani insan nefsinden sonra her şeyi etrafını çevreleyen türleriyle mukayese eder. Şayet düşündüğü şey hakkında kendi nefsinde bir şey bulamaz ise etrafında bulmaya çalışır. Üçüncüsü ise insan zihnini en geniş dairede kuşatan imkan dairesidir. Bu daire artık Halık ile mahluk sınırının en uç noktasıdır ama bir yönüyle de insan zihni açısından son duraktır. İnsan zihni için bundan ötesi diye bir şey yoktur. İşte insan tefekkürü ve düşüncesiyle en ileri nokta olarak bu imkan dairesine yanaşabilir. Buna da her insan muvaffak olamaz. Ancak zihni melekeleri harikulade olan dahi insanlar nadiren çıkar. Bir insan nefis dairesini açsa önüne hem cins dairesi çıkar, onu da açsa önüne en çetin imkan zırhı çıkar. Orada takılır kalır. Bu sebepten dolayı insan zihni mevcudat ve imkan dairesinden münezzeh olan Allah'ın zatını idrak edemez. Allah'ın zatı diye insanın aklına ve zihnine ne geliyorsa bu üç zırhın dairesinde olan bir tasavvurdan ibarettir. Yani insanların ekserisi mahluk ve mevcut olan bir şeye şaşırıp Allah diyor haşa. Bu da insan açısından bir şirktir, bir dalalettir. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur.
Taklidi sema demek insanların zihnini çevreleyen kayıt ve sınırlamalardır. Yani insan zihninin düşünce kapasitesini tespit ve tayin eden kayıt ve sınırlamaların hepsine denir. Yukarıda bu kayıt ve sınırlandırmaları 3 şekilde gördük. Mahaza o ünvanla fehme gelen mana sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. İnsanların zihninde tasavvurunda yerleşen ilah anlayışı mahlukat ve mevcudat cinsinden olduğu için kainatta görünen mutlak ilahlık sıfatlarını üzerine alıp kaldıramaz. Yani kainatta eserleriyle sabit olan ebedi ve ezeli ilahi sıfatlar insanın zihninde yerleşmiş olan ilkel ilah anlayışını kabul etmiyor. Sıfat ilahi ama ilahın kendisi mahluk olduğu için aralarında bir uyumsuzluk oluşuyor. İlahi sıfatları ancak ve ancak hakiki bir ilah üstüne alıp kaldırabilir. Bu da ancak İslam'ın emrettiği münezzeh ve mukaddes ilah anlayışıyla mümkündür. O zaman kainatta tezahür eden ilahi sıfatlar ile Allah'ın münezzeh zatı arasında bir uyum ve ahenk olur. Bu yüzden İslam dini Allah'ın zatını mevcudu meçhul olarak ilan ediyor. Allah mevcuttur yani varlığı ve birliği kat'idir. Lakin zatı ve mahiyeti itibariyle meçhuldür. Yani zatı ve mahiyeti insanlar tarafından bilinemez. Bilinmesi imkansızdır. İşte böyle bir tasavvur neticesinde marifet pırıltıları açığa çıkar. Yoksa zihnimizde mutasavver bir ilah ile marifet pırıltıları değil, şirk karanlıkları başımıza üşüşür. İnsan zihninde oluşmuş yani tasavvur edilmiş bir Allah anlayışı bütün kainatı kuşatan ilahi sıfatları üzerine alıp kaldıramaz. Onlara kaynaklık edemez. Ama mevcudat ve mahlukattan münezzeh ve mukaddes olan ve mevcut ama meçhul bir Allah anlayışı kainatta tecelli eden ilahi sıfatları üstüne alıp tam bir kaynak, tam bir medar olabilir. Taklidi sema demek insanların zihnini çevreleyen kayıt ve sınırlamalardır. Yani insan zihninin düşünce kapasitesini tespit ve tayin eden kayıt ve sınırlamaların hepsine denir. Cenab-ı Hakk'a ma'lum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur olur. Onun varlığında asla şüphe yoktur fakat onun hem zatının hem de sıfatlarının mahiyetini akıl idrak edemez.